24 Ağustos, 30 Ağustos, terazi burçları neler bekliyor diyorsa, yasal mahkemede neyiniz varsa, mahkemeyle ilgili korkunuz, endişeniz neyse, ya da ben evimden çıkartılacak mıyım, işimle ilgili mahkemem var, ben iş paramı geri alacak mıyım diye endişeleriniz varsa, haklarınız size geri iade edilecek değerli terazi burçlarım. Hatta ve hatta sizin işinize engel olan insanların çoğu da işinden çıkartılma gibi durum olacak. Evinizde bile haksızlığa uğradıysanız tekrar bu kapınızla ilgili oluşması gereken noktalarla alakalı noktada çok büyük bir mahkemesel sıkıntı, gerginlik ne varsa bu hafta bununla ilgili olumluluk haftanız. Yani şu an işinizden kovulma haberi bile aldıysanız tekrar işinize geri iade etme. Hatta yerinizi değiştiremedim, ben buradayım. Yani burası da saplandım kaldım. Ben ne zaman değişirim derseniz yerinizi hiç kıpırdamayın. Çünkü sistemin sizi otomatikmen değiştireceği tarihe daha vakit var. Siz hak ettiğiniz yeri bulacaksınız. Şu an değiştirmenize gerek yok diyorum. Özellikle yurt dışına gitmek isteyen bazı teraziler, yani benim her şeyim hazır, sadece bir evrak ve kapının açılmasını bekliyorum diyorsanız bu kapınızda hayırlı bir şekilde evrağınız gelecek. Ve özellikle vize ve ya da başvurunuzla alakalı bir beklentiniz varsa bununla ilgili olumluluk döneminiz, onu olumluluk haftanız var. Sizde olumsuz ne var diyecek olursam, olumsuz ne olabilir? Terazi burçlarına olumsuzluklar da çok fazla var. Dengenizi kaybedebilir. Ani gereksiz para harcamalar yapabilir. Durup dururken kendinizi borca sokup hani bunun stresine girebilirsiniz. O yüzden plansız hiçbir şey yatırım yapmıyorsunuz. Bak, ayakkabı dahil, çorap dahil, ne bileyim don dahil hiçbir şey almıyorsunuz. Çünkü sizin böyle mutsuzluk anındaki böyle hani tabak çanak alayım, ne bileyim gideyim gömlek alayım, ceket alayım derken, yani 1000 liralık bir şey almaya başlarken 10 bin liralık oluyorsunuz ya da 100 liralık bir şeye niyetlendiyseniz 1000 liralık oluyorsunuz. O yüzden maddi kasanızda bu hafta gereksiz ve mutsuzluklarınızdan para harcayacaksınız. Bu da sizin canınızı sıkabilir. Şey demişim size, özellikle evinizdeki küçük bir bölümünüzün, yani evinizin odasında küçük bir bölüm, yani nedir? Antre şeklinde ya da kıyafet odası. Sanki burada bir kötü enerji hissedersiniz ya. Evet, orayı bir sirkeli suyla bir yıkayın değerli terazi burçları. Sanki sizinle uğraşan, özellikle ilişkinizle alakalı eş soyundan kaynaklanan bazı gerginlikler var. Aranızı bozmak isteyen abidik gubidik enerjiler var sizin ev enerjinizde. Özellikle ara bir bölümde. Mesela yatak odanızın dolabının arası olabilir. Buzdolabınızın ara küçük oda tarafına böyle arkaları sıkıştırmış bir yazı enerjisi alıyorum bu hafta terazi burçlarında. Bir evinizi ve alanınızı, hatta eşinizi, kendinizi böyle bir enerji olarak evinize kurşun mu döktüreceksiniz? Evliliğinizde bir şey mi yaptıracaksınız? Şifa duası mı okuyun? Çünkü sizin ilişkinizi bitirmek isteyen ve arada bazı insanlar sizi bu konuda mutsuz edecek, bazı laflar çıkartılacak, dedikodular dönecek. Bu bence size yapılan bir komplo. Bu komploya inanırsanız evlilik ya da ilişkiniz bitecek. O yüzden sabırınızı çekin ve evliliğinize sahip çıkın. Çünkü anlamsızca iftiralar var diyorum. Sizin de şöyle demişim, kayınpederinizin tarafından gelecek, yani kayınpeder tarafından gelecek bazı mallar, ama sanki onlar kendi kardeşleriyle alakalı anlaşamadıkları için sizin eşiniz hakları istemiyorum, aman yerler değerli eşiniz kafasını vurmasın, bu hakları alanet olsun, oradan gelecek hiçbir şey istemiyorum, ne kardeşlikleri olsun ne ailesi diyorsanız orası değerli bir nokta, burayı dikkate alın. Sağlık olarak size şey demişim, özellikle alerjik reaksiyonlar, kemik erimesi, kemiklerle alakalı dikkat edilmesi gereken noktalarınız var. Bir de şey yapmışım, satmak istediğiniz ve ortaklı bir mal var. Bu mal için bir teklif gelecek. Fiyattan memnuniyetsiz kalacağınız için satmayacaksınız. Aslında fiyat iyiydi. Sizin gözünüz mü değişti bilemiyorum. Bence gelen teklifi değerlendirin istiyorum değerli terazi burçları. Özellikle astroloji merakı olan bazı terazilere, evet belki astrolojiye merakınız var ama cesaretiniz olmayabilir. Bence sizin bu dönem astroloji ya da bu tarz NLP koçluğu, yaşam koçluğu ya da kendi ekonomi astrolojisi ya da bununla ilgili Hint astrolojisi eğitimi alıp
kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ve farkındalık yaratmak istiyorsunuz, farklı işlere girmek istiyorsunuz, yapabilirsiniz, olumlu diyorum. Özellikle son zamanlarda göbekte yağlanma, mekik döneminiz başlamış terazi, çünkü siz estetik abidesi olup da şurada bir gram yağ görünce benim güzelliğim gitti dediniz. Şimdi mekike başlayın, ufak ufak yürüyüşlerde devam edin. Yükselen vay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Yani olması gereken hayatı çok güzel yaşayacaksınız ama haksızlıklara tahammülünüz olmadığı ve insanların gereksiz olayları abartmasından kaynaklanan sıkıntılar var. O yüzden ilişkinize, kendinize sahip çıkın, zarar görmeyin diyorum değerli terazi burçlarım.